Hayırlı işler olsun. Bağımsız Türkiye Partisi'nde seçim çalışmaları devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Turan ve Bağımsız Türkiye Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Remzi Kasım seçim çalışmaları kapsamında Kemeraltı mevkiinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Turan, Trabzon'u en layık olduğu şekilde yöneteceğiz dedi. Gerçekten halkımız artık bir değişim istiyor. Mevcut olan belediye yönetiminden hizmet alamadığını çok insanlar bize söylüyorlar. Sadece seçim zamanı belli vaatler işte 61 efendimizin vaadi falan 61 proje vaadi gibi vaatler ama bir dahaki seçimde tekrar 61 ama hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Bu seçimde bir değişim olacağına inanıyorum ve bu seçimde de aynı kadrolara değil de Bağımsız Türkiye Partisi'nin kadrolarına insanlarımızın teveccüh ettiğini görüyorum. Halkımızın 31 Mart seçimlerinde vereceği destekle beraber biz bu yönetimi en iyi şekilde, onun layık olduğu şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Seçim çalışmaları hakkında konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Remzi Kasım, insanların bilinçlendiğini görmek beni sevindiriyor ifadelerinde bulundu. Başkanımızla beraber gezdik, Bedesten'deyiz şu anda. Yani Kemeraltı artı Moloz camiasında hiçbir olumsuz bir cümle bize karşı almadık. Çünkü insanlar bir değişime aşkla bakıyorlar. Gözlerinde hissediyorum insanların. Genç olmamız da bir gurur verici bir meseleymiş gibi lanse ediliyor. Biz de bunun karşılığını vereceğiz. Genç olmamızın karşılığını vereceğiz inşallah. Güzel yanı şu, başkanımla beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımla beraber sohbetlerde de şunu duyduk. 23 yıldır bir süreç var. Bu 23 yıllık sürecin sonunda insanlar denedi, sorguladı, gördü. Sonuç ortada. Biz artık biz birbirimizle beraber olursak bir şeyler başaracağımızın farkındalar. Bu farkındalık beni heyecanlandırıyor. İnşallah bu birliktelikle devam edersek gerçek bir hizmet göreceğiz. Ben şunu söylemiyorum. Trabzon, Ortahisar'da böyle Avrupa'yı bir memleket yaratacağız, işte uçan arabalar falan değil, gerçekçi olmak gerekirse bugünkü hizmete bakarak Beşirli'den tutalım, iç yoldan Faroz'a kadar gelelim. Görünen ortada buyursun, bugün hizmet verenler gitsinler baksınlar ki halk bunu her gün yaşıyor. Yolumuz çok ziyan durumda, yakışmayan bir durumda. Örnek veriyorum, vaat vermek gerekirse tekrar yine bir adayımız bir vaatte bulunuyor. Diyor ki vaatte, mahallelerin arasında işte kitap okumalar, işte ne bileyim parklar veya işte çocuklara bir alan yaratacağız. Biz çocuklara eğitim alanında bir rahatlık sunmak istiyoruz. Belediye olarak. Tabii ki bizim eğitimimiz her şeyden önce önemli. Atatürk Cumhuriyeti insanlara, çocuklara bahşetti. Doğru mu? Biz de bu çocukların geleceğini önemsiyoruz. Gerçek olan, çocuklarımızı okula bırakıyoruz ve iş hayatına gidiyoruz. Çocuklarımızın okulda ferah olması lazım. Bizim gözümüzün arkada olmaması lazım. O çocukların beslenmesinden tutalım, sosyal aktivitelerinden tutalım. Belediyenin bu alanlarda bağış ve destek vermesini istiyoruz. Ve bunları kontrol denetlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir vaatimiz var. İnşallah bu çocuklar da yarın bizleri bilinçli bir şekilde yönetecekler bu eğitimlerle beraber. Böyle bir de temennimiz var. Sonuç olarak dediğim gibi çok da sağlıklı bir ortam, çok da huzur verici bir ortam bizim açımızdan. İnsanların bilinçlendiğini görmek beni celallendiriyor.